الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. Bu gece ne gecesi? Miraç gecesi abi. Miraç. Şimdi Regaib gecesinin anlamını anlatıyorum. Regaib gecesinin Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ın terakkiyatının başlangıcının unvanı olduğu, yani Sikke-i Tasdik-i Gaybiye'de, Sikke-i Tasdik-i Gaybiye 207'de çok ilginç şey söylüyor. Mebde-i Kemalatı Regaib, müntahası Miraç'tır diyor. Yani onun miracı veya regaibi onundur. Bize o kadar alakadar etmiyor gibi hatıra geliyor. Veya doğumu. Yani biz bunlarla niye meşgul oluyoruz? Eğer Kur'an'daki Musa, Musa'ya ait ise ben niye onun kitabını okuyayım? Eğer Yusuf Aleyhisselam'ın Meryem'i, Meryem kıssası vesaire onlara has ise ben niye onların kıssasını okuyayım? Ben Meryem olmayacağım ki, İsa'yı da doğurmayacağım ki. Bana bakan yön nedir ya? Hele hele Bakara suresinin 249-251. Ayet arasındaki Talut, Calut, Davut meselesi bizimle ne alakası var? 268 sözde şualarda diyor ki her bir ayetin külli manası vardır. Mutadit manası vardır. Her bir ayetin mutadit manası vardır. Her bir ayet de küllidir. Her asırda efradı bulunur. Onun için. Yani Meryem benim, İsa benim, Musa benim, Muhammed benim diye olacak aleyhissalatü vesselam. Miraç'ta ben de vardım. Çünkü yanında üç tane şey vardı. Nur, anahtar, emanet. Yani beni temsilen benim vekilim ne yapıyorsa o benim adıma yaptığı için beni direkt alakadar ediyor. Ha? Direkt alakadar ediyor. Zaman geçtikçe böyle, bu akşam mübarek akşam sabahlayacağız. Size şeyi söyleyeyim. Eğer kalanlarımıza inşallah Talut, Calut, Davut'u anlatacağım. Bu asırdaki Talut'u, bu asırdaki Calut'u, bu asırdaki Davut'u anlatacağım. Amerikan kavmi varmış. Amerikan. Amerika değil. Amerika. Merakınızı celbetsin diye söylüyorum. Amerikan kavminin Goliat ismiyle, Calut unvanıyla bir zalim hükümdarı varmış, Goliat. Bunların karşısında Talut denilen bir peygamberin komutanı var. Şemail peygamberin komutanı. Onunla bir nehir meselesi var. Nehir bu asırda nedir? Anlatacağım inşallah. Bu asır tıpatıp bugüne tutuyor. Bu seneye değil, bugüne. Bu seçimle de alakalıdır yani. Dur gece yarısına doğru inşallah onları anlatacağım. Allah nasip ederse. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Kur'an hayat kitabıdır. Bilgi kitabı değil. Bilgi de var. İlim de var. Ama o ve ben değil. Hayatın kendisidir. Hayatın içine koymak. Mesela Regaib veya Miraç gecesi. Şimdi Miraç. Bir kere Cenab-ı Hakk'ın bize direkt bakan şeyi af gecesi. Affetmek istediği ve bunu vesile ettiği gecelerdir. Bazısı vardı böyle. Zeytinburnu'nda böyle tipler de var yani. Vehhabi tipler var Muhammed. Öyle oturuyor. Ya yap yap diyor. Bu akşam affetsin seni. Hiç ses yapmadım. Tamam. Duydum yani. Sonunda dua ediyoruz. Ya Rabbi bunu vesile yaptın. Allah'ım bizi affet ama bunu affetme. Çünkü o istemedi. Olur mu ya falan. İstedin mi sen? Ben fikir olarak söyledim. Heh.
Nasıl inanıyorsan öyle muamele edecek Allah. Enna inne zenni abdili. Şefaat yoktur. Tamam yoktur tabii. Sana yoktur. Bana gelmek için vesile yapın diyor Allah. Sen vesile istemiyorsun. Tamam. Sen adaletinle muamele gör. Bakayım şimdi gözünün kaşını verebilecek misin? Hadiste geçiyor. Gözü bir gözü kantara koyacak. Bir gözü ona mukabil ibadetini koyacak. Bakayım tartabilecek misin? Ha nasıl istiyorsan öyle muamele göreceksin. Ha? Şimdi regaib Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının yani kemalatının başı bizi temsil ediyor arkadaşlar. Ben bir adamdan bahsetmiyorum. Ben peygamberimizi yüceltmiyorum. O Allah zaten yüce yapmış. Ben yüceltmiyorum. Sen yüceltsen ne olur? Yüceltmesen ne olur? İman etsen ne olur? İman etmesen ne olur? Onun bir şeysi değişmez. Kur'an'a iman etsen ne olur? Etmesen ne olur? Kur'an'a bir şey değişir. Kur'an'a bir şeysi değişmez. Ben değişirim. Şimdi göreceğiz ki miracın içerisinde biz varız. İnşallah okuyacağım. Sırrı lüzumu nedir miracın yani? Şimdi orada biz varız. Bizi temsil ediyor. Bizim ruhumuz var. Mesela bu gece af var. İstemez misin? Seni alakadar etmiyor. Bu gece bir harfe mukabil ne kadar veriyormuş biliyor musunuz? Ne kadar? Bilmiyorum abi. Evet. Bu gece miraç ya ne kadar veriyor? 20 bin miydi abi? Peki okuyayım. Peygamber aleyhissalatü vesselamın Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü terakkiyat hayatının başlangıcının unvanı olduğu Miraç gecesinde ise Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselam hayatının zirve noktasının unvanı olduğu. Şimdi o sevaplara geçmeden sevaba geçeyim. Sevap çünkü bizi alakadar ediyor. Sonra ne var içinde? En çok beni alakadar ben çok seviyorum. Sevapla da değil de bana bakan yönü nedir ya? Benim ne karım var bu işte? Hani şöyle diyorum ya. Hadi peygamberler iman etmek imandandır. Etmedin kafir oluyorsun. Etmeyince kafir oluyorsam edince bir onun zıttı kadar karım olması lazım. Etmeyince kafir oluyorum. Tek ipi bıçağın tek yönü yok ki. Etmeyince kafir oluyorum. Edince ne oluyor? Hiç öyle bir şey yok. Adem bedelsiz bir nimet yok ya. Adem Aleyhisselam'a iman etmek, imanın kadar Adem Aleyhisselam'ın hasenatına ortak oluyorsun. Gördün mü? Adem Aleyhisselam'ın peygamberliğine ortaksın. Sanki sen gelmişsin. O ibadeti 2000 sene sen yaşamışsın. O çileyi sen çekmişsin. Hep senin hasenat defterine yazıyor. Tek yolu matematik yok ki. İman etmeyince kafir oluyorum. İman edince ne olacak? Karım olacak yani. Ben böyle matematiği seviyorum. Merhamet, merhamet. O iman etmek. Adem Aleyhisselam iman etmeyi ne zararın var? Şu an iman ettik. Ne zararın var? Var mı zarar? Yok. Kârisi sonsuz. Ahmak mıyım ben ya? İman ediyorum ettim. Tamam mı? Şimdi iman ettim. Bu Adem Aleyhisselam'ın iman ettim hasenatı kadar benim defterime yazılıyor. Nuh Aleyhisselam'ın sifo değil ki 124 bin peygamberlik yapmışsın gibisin. 124 bin. İman etmek öyledir. Peygamberlere iman. Peygamberimiz iman denmemiş ki. Peygamberlere iman. Tamam. Meleklere iman. Yaptığı icraata ortaksın. İbadet zikir yapmıyor. Arşı tutmuyor. Kur'an'ı okumuyorlar mı? Rüküde olan, secdede olan, kıyamda olan. Hepsine ortaksın ya. Acayip bir şey ya. Bu asırda cehenneme gitmek çok zordur. Çok da kolaydır. Çok zordur. Niye? Bu kadar sebeplerim var. Cemaat var, şahsi manevi var, vesile var. Bu gece. Geceyi değerlendir. Günahı da o nispettedir bu gece. Diyor ki, her hasenenin sevabı başka vakitte 10 ise Recep-i Şerif'ten 100'den geçer. Yüzler. Mesela bir Allah desen kaç tane harf var? 5. 4 harf var bir de dik üstün o da mettir. 5. Allah desen 3 aylarında Recep'te Allah'ın ayı 100'den geçiyor. 500'ü geçiyor Allah desen. Şaban-ı Muazzam'da 300'den ziyade
Ramazan-ı Mübarek'te 1000'e çıkar. Cuma gecelerinde 1000'lere, Leyla-i Kadir'de 30.000'e çıkar. Bu pek çok uhrevi faydeleri kazandıran ticaret uhrevilerinin bir kutsi pazarı ve ehli hakikat ve ibadet için mümtaz bir meşerdir. Yani meşer ne demek biliyor musun? Sergi. Basit bir eylem yapıyorsun, korkunç bir netice alıyorsun. Yani hürmet ediyorsun, kabul ediyorsun. Bak işte namaz kıldım, zaten kılacaktık. E toplandık Miraç'tır diye. Zaten de dersimize de tevafuk etti. Ders gününde de. Bu akşam da idrak etsek, fark etsek, ha bugün Miraç'tır, farklıdır. Şöyle bir kaza namazıma bir başlasam. İbadetlerin en külli, bu gecenin en küllisi nedir? En iyisi nedir? En iyisi borcunu ödemenin başlangıcıdır. Tamam. Nedir o? Kaza namazına ya Rabbi başladım de. Şöyle bir günlük kaza. Yani bir bugün ya kazamı bitirene kadar canımı alma. Lazım dua ettiği gibi ya böyle. De ki pazarlıklı olduğu için. Ya Rabbi kazam bitirene kadar canımı alma. Ama canımı alacaksan kazadan hesap sorma. Çift yaptı yavun cinnedi. Ha şimdi bugün başta. Kazana başta. E ne oldu? Farkındalık getirdin. Ha, bu gece farklı. Ve milad oluyor. Meşer meşer. Sergi. Av. Bunu Cemas-ı Humayun deniliyor. Yani padişahların tahta çıkış günleri bayram yaparmış padişahlar. Bugün de öyle. Şuhur selası içinde Regaib kandili, Miraç kandili, Berat kandili, Kadir gecesi olarak 4 mübarek kandil gecesi var. Bu kandiller hakkında Berat mesela var, Leyla-i Berat var, ondan sonra Kadir gecesi var ve Miraç var. Binleri aşıyor. Ben onlara geçmeyeyim. Bu gece binler. Kaç tane bin bilmiyoruz. Binlermiş bu akşam. Miraç. Şimdi Miraç'a hemen ben şeye gireceğim. Biraz açıyla edeyim. Çünkü fazla tutmayacağım. Sıkılmayacaksınız inşallah. Şimdi ben o Miraç'a giderken ben de onun ondaydım. Ona ait bir yer. Miraç Risalesi'nde değil bu. Onun için dikkatinizi çekmenizi isterim. Arkadaşlar. Miraç Risalesi'nde geçmiyor bu okuyacağım yer. 318 miydi? Ha. 428'de diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şuradan alayım. Şeyden alıyor. Mekke'den alıyor. Mescid-i Aksa'ya gidiyor. Ben hulasa edeyim. Ondan sonra enbiyalarla orada görüşülüyor. Namaz kılınıyor. Bütün enbiyaların usulü dinlerine varis mutlak olduğunu gösteriyor. Hepsinin varis olduğunu vekaletini alıyor noter. O Mescid-i Aksa Kudüs noter gibi düşün. Hepsinin vekaletini alıyor. İmamlık yapıyor. Ve ondan sonra Burak geliyor. Cebrail Aleyhisselam Burak'a getiriyor. Burak. Sonra ta Kabu Kavsene kadar mülkü melekutunda gezdirdi. 18 bin alemi gezdiriyor. Zaman ve mekanı aşarak. Hemen zamanı size söyleyeyim. Işık hızı saniyede 300 bin kilometre hızla hareket ediyor. O ışık hızına göre bir saatte tıkları ayarlamışız. O ölçüye göre. Bir eşya, bir cisim ışık hızından daha hareket ederse zamanın dışına çıkar. Zaman geçmez. Onun için meleklerin zamanı yoktur çünkü ışık hızından daha hızlıdır. Mesela cinler böyle saniyede böyle ışık hızına yakın hızda hareket ederler. Yani giderler. Çünkü bedenleri enerjiden esir. Esir değil enerjidir. Kuvadır. Meleklerin ise nuranidir. Yani cinlerin esir gibi. Meleklerin nurdur. Melekler daha hızlı hareket eder. Cinler melekleri görmez. O ikisi gözükmüyor diye. O da onu görüyor değil. Çünkü aynı bizim gibi imtihana tabidir cinler. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Cinler de bizim gibi.
Zannetmeyin ki bizi her daim görüyorlar. Cinler hayır. Biz görmediğimiz gibi ondan da bizi görmezler. Manyetik alanına girmezse. Ondan sonra Kur'an'da cin suresi var. Onda dokuzunu doğru söyler. Bir tane yalan söyler. Hepsini dağıtır. Cinler yalancı olduğunu, güvenilmediğini. Aynı bizim gibi kafiri, Müslümanı, Fransızı, Türk'ü, Ermenisi var. Nurcusu var, tarikatçısı var, zındığı var. Yaşadığı bölgelere girdi. Ve onların en büyük silahı senin korkundur. Korkma. Çok basittirler. İdrar ve gayta ile beslenir. Basit şeydir. Bunu anlatıyorum, çok basittirler. Onların gücü senin korkundur. Ha? Hiç. Endişe edilecek bir şey yoktur. Sünnet-i seniye uy. Banyo yaptığın yerde bevletme, tuvalete tükürme, bir şey düşünme, yazma, telefonu çıkarma. Akıllı ol. Akıllı ol o kadar. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam Mekke'de arada şeyleri sokuyorum, sorularınıza cevap yap. Yoksa dağdan dalda atladığım değil. Mekke'den çıkıyor en zor durumda. Allah huzurunu alacak. Biliyorsunuz o hadiseler niçin onu yaptı. Sonra Mescid-i Aksa'ya getiriyor. Bütün peygamberlerin noterden vekaletini alıyor. Tövbe anlatmak için söylüyorum. Varis mutlak olduğunu iki rekat namaz kılarak alıyor. Ondan sonra ta Kabu Kavsene kadar mülküne ve melekutuna gezdiriyor. Şimdi Bani alakadar eden yere gelmek istiyor. Yaptı, tamam yaptı, gitti, geldi, tamam. Bana karım ne ya? Bana ne bakıyor? İşte çerdan uzat bir abdir. Abdina diye Kur'an'da geçiyor. Bir miracı cüzide seyahat eder o. Bir miracı cüzide. Yani zahirde bir tanedir. Ve biliyor musunuz 33 tane miracı vardır. Bir tanesi miracı ekberidir. En kalitelisidir. 33 tanenin 32'si böyle değil. 32 tanesi kalben ve ruhendir. Bir tanesi cismen ve ruhendir. Bir tanesi. Bunu 6. şuada anlatıyor. Bu bir tanesi için şöyle diyor. Miracı Ekber-i Muhammedi'de söylenen sözler diyor. Ekber olduğuna göre asker de var. Bu çok önemli. Şimdi bak beraber nasıl gideceğiz oraya. O abdir. Abdina geçmesi diyor. Alimler der ki abdina demesi bedensel olduğunu gösterir. Beden olmayan abdina denmez. Ab denmesi bedensel olduğunu, kul olduğunu gösteriyor. Abdimi diyor, ha kuldur. Kul, bedensel hayat. Bir miracı cüzide seyahat eder. Fakat bu abde bütün kainata taalluk eden, bunun elinde şey var. Emanet var. Beraberindedir, emanet. Onu anlatacağım. Bir. İki. Hem de şu kainatın rengini değiştirecek bir nur beraberdir. Nur. Bak, hem şu kainatın rengini değiştirecek nur beraberdir. Bir tane emanet beraberdir. İki, nur beraberdir. Hem saadet ebedinin kapısını açacak bir anahtar beraberdir. Üç tane şey arkadaşlar. Bunu çok sorarlar bu kitap okuyanlar. Emanet varmış yanında. Nur varmış yanında. Anahtar varmış yanında. Tamam, üç tane şey var. Şimdi bu kim? Arkadaşlar, Allah Resulü külli gidiyor. Emanet enedir. Bunu sözde 535'te söylüyor. Yani onun miracını anlatmak için ilk önce şey anlatayım. Benim gömleğim. Ben diyen arkada değil mi? Bu sahip çıkılan. Bu ben değil. Burayı yakalayın. Benim gömleğim. Gir içeriye. Benim atletim. Ben diyen yine arkada. Benim vücudum. Benim kitaplarım der gibi. Benim aklım, hani deriz ya gündelik hayatta, benim aklım anlamıyor. Aklım almıyor. Benim aklım. Ha ben akıl değilim. Ta aklın dağ arkasındaki, ona hitaben aklını başına al deniliyor. Aklını nereye kaybettin? Yakılun, takılun, efele tefekkerun gibi ayetlerle aklınız yok mu? Aklınızı başınıza alın. Ta aklını kaybetmeyen bazı gençlere bir muhaberedir. Ha, o hitap akıl değil. Kitabını al yanına. Bak, takkeni al. Ha, takken bende değil. Aklını başına al derken akla hitap değil. Akıl gider de gelir. Büyür de küçülür. Cihazdır. Ben akıl değilim. Aklı kullananım. Geç arkaya. Benim ruhum diyen ruh değil. Daha arkadayım. Ruha sahip çıkan o.
Bu aynı bunun gibi. Benim kitabım, benim takkem. Ha, benim ruhum diyen ruh değil. O ben olan ruhun da arkasında. Sana sorulacak o bene. Ruhunu niye kirlettin? Ruh da cihazdır. Sana verilmiştir. Sana. Bu takke sana verilmiş. Ruh da verilmiş. Ruh da değilsin. Sen ta arkadasın. O ben olan belki Allah da öyle diyor kendisi için. En Allah. Kur'an'da geçiyor. Ben Allah'ım diyor. Ben. En Allah. Na. Biz. Ben. Allah'ım diyor. O ben olan ben ene deniliyor. Ene. İşte o ben olan ben Allah Resulü'nün miracında sen de oradaydın. Emanet bizim enemiz emanet. Ondaydı. Ne demek emanet? Bir ağacı düşünün. Çınar ağacını düşün. Dev. Bir de kökünde çekirdek var. Bir de ağaç var. İhtişamlı. Tamam mı abiler? Bir de meyvesi var. Meyvenin içinde çekirdek var. Kökteki çekirdek kulu vallahu ehad. Çekirdek. Bunun adı Nur-u Muhammed'i. Benim nurumdan yaratıldı diyor. Bu ağaç. Yani kökteki çekirdeği Nur-u Muhammed'i. İhlas Risalesi'ne kulu vallahu ehad. Bir de meyve, ağaç verdiği meyve, meyvenin içinde çekirdek var. Tamam. Buna da, bu çekirdeğe de küllehu küfü ve ehad. Sonu. Ehad. Ehad. Bu çekirdeğin adı Nur-u Muhammed'i. Bu meyvenin adı Ahmet. Miraç demek meyvedeki Ahmet'teki çekirdek ile kökteki çekirdeğin hayt ittisalıdır, bir bütünlüğüdür, birleşmesidir. Tamam? Şimdi sen neredesin? Bu kainat yaratılmadan önce Allah var iken hiçbir şey yoktu. Allah karar verdiği bir kainat yaratmaya bir çekirdeği yarattı. O çekirdeğin adı Nur-u Muhammed'idir. O Nur-u Muhammed'i demek ağacın çekirdeğidir. O çekirdekte meyve var, koku var, tat var, renk var, ağaç hepsi var. O çekirdekte ağacın bütün detayı var mıdır? Vardır. İşte bu meyvede Ahmet, sen, Hüseyin, Ali, biz de meyveyiz. Bu ağacın meyvesiyiz. Peki bu meyve neyin dışa vuruşudur? Bu çekirdeğin dışa vuruşudur. Bu meyvenin içinde çekirdek var, kökteki çekirdeğin aynısı, ne de gayrısı. O ben olan ben işte meyvenin içerisindeki çekirdek. Meyvenin içerisindeki çekirdek dese ki ben ağacın sonuyum ama yazılım itibariyle, hakikat itibariyle ağacın başıyım. Değil mi? İşte ben olan ben diyor ki ben diyor insan kainat 18 bin alem yaratıldı. Sonra ben Adem Aleyhisselam geldim yani anne babamdan oldum. Evet sonum ama benim ruhumun arkasında bir ben vardır ki o benden içeri o cihetle ben kainatın arkasında Adem Aleyhisselam'la beraberdim. Yani meyvedeki çekirdek dese ki ben ağacın sonuyum ama buradaki kökteki çekirdeğe bende var. Şu bendeki çekirdek kökteki çekirdeğin aynısıdır. İşte ben meyvenin içerisindeki çekirdektir. Bu çekirdeğin aslı neredeydi? Kökteydi. Miraç'ta Allah Resulü şu meyve Ahmet'ti. O bütün meyveleri temsilen benim elemi de meyvenin çekirdeklerini de aldı. Köke gitti. Ötelerin ağaçları, ahiretteki ağaçlar dünyanın tersi gibidir. Kökleri yukarıdadır, dalı bu da aşağıdadır. Böyle ağaçları böyle şey yaparsınız. Dünyada ise ağaçlar böyle büyür, kök aşağıdadır. Ahiretteki ağaçlar kökleri yukarıdadır. Dallar budakları senindir. Böyle kafana takılacak böyle. Kopartmak için. Kopart beni ye, kemal bulayım diye. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam miracı yaparken, yani meyveden çıkıp aslı olan köktekine giderken, bu ağacın adı 18 bin alem. 18 bin alem, bu ağaç nedir? Ahmet Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bu ağaç nedir? 18 bin alemdir. Ağacın kökü nedir? Nur-u Muhammed'idir. Bu çekirdekten, meyvedeki çekirdek bu köke giderken, bütün meyvelerdeki çekirdekler sende bende aynıydı. Bizi de temsilen almış. Bunun adı emanet. Sonra
nur. Hani la iman etmen için la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. İman ettiğimizin teyidini Resulullah'a yapmışız. Nasıl ki Hacer-i Esved'e istilam ederiz. Şu avucunuz için Bismillahirrahmanirrahim Ekber ve Lillahilhamd. Hani tavaf ederken oraya alamet koyarız tavafımızı belirleyen, imanımızı da belirleyen Resulullah olduğu için imanımız da onda. Hani bir vesveselilere diyorum ya, vesvesem varsa şöyle yap. Ya Rabbi, imanımdan şüphe ediyorum. İkide bir bana geliyor şu şeytan, imanı gitti bilmem ne yaptı. Ya Rabbi, emanetçilerin en hayırlısı sensin, emanetimi koruyamayacağım galiba. Benden sana bir emanet bırakıyorum. İsterseniz siz de tekrar edin. Ya Rabbi, emanetimi, yani imanımı koruyamıyorum. Emanetçilerin en hayırlısı sensin Ya Rabbi. Emanete mukayyet olmayı sen öğrettin Ya Rabbi. Biz de sana bir emanet bırakıyoruz. Ya Rabbi, imanımı sana emanet ediyorum. Amin. Allah da iman. Şimdi bizdeki nedir? Fotokopisi, ne ayin ne gayrısı. Yani kökteki çekirdek Allah da, meyvedeki çekirdek bizde. Şimdi şeytan sana dese ki imanın gitti. Bende değil ki gitsin. Bende sureti var. Aslı orada. Çünkü noterdeki benim tasdik edilmiş. Aslın esasıyla aynısıdır. Tasdik edilmiş. Yani çoğaltılmış bu. Noterdeki vekaletin çoğaltılmış. Ama tasdik edilmiş. Aslı orada durduğu gibi. Ya imanın nerede? Şeytan diyecek imanı gitti. Aslı Allah da nasıl alacaksın sen? Böyle Dalin abi. Hiçbir vesvese gelmez daha. İmanı gitti. Bende değildi ki gitsin. Nasıl değildi? Hem bende hem onda. Hem ben. Yani çekirdek. Hem meyvedeki çekirdek ne diyor? Hem ağacın başında başındaki çekirdeğim hem değilim. Ne aydır ne gayrıdır. Böyle. Demek ki imanımızın mütemmidi, teyitçisi, emaneti en halisi Resulullah'ta. Çünkü Resulullah ile imanımız oluyor. Bir, emanetimiz ondaydı Miraç'ta. İmanımız ondaydı. Bir de anahtar ondaydı diyor. Bir de anahtar beraberdi. Anahtar nedir? Hayatın mahiyeti. Anahtar külçesidir diyor 11. sözde. 128. sayfada. Anahtar beraberdi. Yani 18 bin alemi açan anahtar bizde. Renkler alemini açan anahtar göz. Sesler alemini açan anahtar kulak. Tadı vesaireyi açan, işte sevgi alemini açan, ilim alemini açan, evet alemini açan beka. Allah'ı açan Celle Celaluhu iman. Anahtar. Allah Resulü Miraç'ta giderken emanet ondaydı. Nur ondaydı. Anahtar ondaydı benimkiler. Yani ben olan ben onda, ondaydı. Aslı onda, bendeki sureti. İmanımın hakikati onda, sureti bende. Tamam. Mahiyeti Allah'ta, hakikati Resulullah'ta, kanuniyeti bende. Sureti nedir iman? Namaz, niyaz, oruç, eylemlerimiz. Demek ki Miracın içerisinde ben de vardı. Yani seni götürmüş kardeş. Sen de vardı. Abi ben gitmedim. Vekalet biliyorsun, avukat nerelere gidiyor, neler yapıyor. Senin adını yapıyor. İcraat yapıyor. Tapu veriyor, tapu alıyor, satıyor, alıyor. Asıl gibi değil mi vekil olan? Bakara Suresi'nde öyle söylüyor. Vekil olan asıl gibidir. Asıl. Ha bizim nedir? Vekilimiz. Ya Rab, dergahımızda senin elçin, yani senden bize gelen elçin, bizden de vekilimiz. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a salatü selam edin ki bize de onun gelsin. Cenab-ı Hak ona salat eder diyor. Selam eder diyor. He. Selam eder. Kur'an'da ya. Demek ki Miraç bizi alakadar ediyor. Bizim ruhumuzu, iman edenlerin ruhunu götürmüş. Teyit etmiş. 9. sözde diyor ki namaz vaktinde bütün ruhlar uruç eder. Namaz vaktinde. Allah huzura kabul ettiği kişilerin ruhunu kabul etti mi? Dünyaya geldiği zaman o adamın kafası secde eder, namaz kılar. Huzura kabul edilmeyen dünyada secde yapamaz, namaz kılamaz. Kılmayanlar onlardır. Peki benim ne suçum var? Men yaşa. Allah'ın dediği gibi olursan Allah'tan dediğini alırsın. Liyakat olmadığın için kabul edilmedin.
Tağdır küldür belediye, hükümete gidebilir misin böyle, ben şöyle yapayım. Onun bir saati var ya, gece yarısı şimdi ben gidiyorum. Usulü sistem var değil mi belediye başkanına gitmeye? Ha, Allah'ın huzuruna da liyakatımız varsa gidiyor ruh, kabul edilince huzura, onun alameti nedir? Yatsı namazını kılmandır. Namazı kılmayanın, kılamayanın, ya kılamıyorum, huzura kabul edilmiyorsun. Niye edilmiyorum, ne suçum var? Çünkü Allah'ın dediği gibi yaşamıyorsun. Yani bir patron, bir işveren, bir belediye, bir devlet, hükümet istediği gibi olmasa sana tekrar maaş verir mi? Seni yaşatır mı ya? İşte baba olduğu zaman çocuklar istediğin gibi olmasa, oğlum bu sofraya diyor kaşık atıyorsan buraya babanın lafını, ha, lafını dinlemiyorsan çık dışarı sen kazan. Bize de böyle diyorlardı. Ha, bu kaşığı burada atıyorsan bizden de lafımızı kabul edeceksin. Yok lafımızı istemiyorsan Ahmet git sen kaşığını kaza. Bana böyle diyorlardı. Size de fiilen öyle diyorlardı ya. Ha, o zaman Allah'a itaat edeceksin mecbur. Ya burada ya ahirette. Ya burada kılacaksın ya ahirette. İki şartla Allah'a itaat edilmeyebilir. İki şartla. Bir, Allah sana verdiği nimetleri bırakacaksın onu. Bir de Allah'ın memleketi olmayan yere gideceksin. Allah memleketine çıkacaksın. Bu mümkünse iman etme. Namaz kılma. Ya burada iki rekat inna ateyna kulu vallahi ile namaz kılacaksın. Veya bunu kılmasan ahirette cehennemin orada 80 bin yıl iki rekat namaz kılacaksın. İki rekat. 80 bin yıl geçecek. Dünyanın bin sene sonranın bir gün. Yani ya burada kılacaksın ya orada kılacaksın. Kaza namazlarına girmeyeceksin. Başlamadan girme. Bak ben hiç olumsuzu seven insan değilim. Psikolojiyi anlatan insanım. Olumsuz şeyim yok ama namazsız girenin de ben şeriatta fetret olmamak şartıyla, aklı olmamak şartıyla, çocuk deli olmamak şartıyla hiç şansı yok. Yani bildiği halde namaz kılmıyorsa hiç şansı yok. Çünkü Allah ile kul arasındaki bağın adıdır namaz. Devlet keban barajını yapmış, evveliyeti kalacaksın. Devleti kabul et, kablo at. Kablo atarsan kebandan alırsın. Yok, ben devleti kabul etmiyorum. O zaman kebanı sen kuracaksın. O kablonun adı namazdır. Ya kebanı sen kuracaksın, kainatı sen kuracaksın. Veya o kabloyu atacaksın. Veya o nispet yapacaksın, o bağı kuracaksın. Namazın yok ki istersen Kabe'yi yap. Hiç şansın yok. Yani diye gel peki bu asırda namaz kıldın, biraz da ahlakın olursa inşallah onda da endişe etme artık. Allah'ın izniyle çok büyük hayırlar alacaksın. Bu zamanda namaz kılmak böyle ufak tefek de gayret etmen bir şey. Allah'ın izniyle. Yani ama namaz yoksa vallahi ben hiç görmedim. Ömrüm kitaplarla geçmiş, geçiyor. Kitapla geçiyor, başka bir işim yok. Fakat ve psikoloji 400'e aşkın ders yapmışım. Psikoloji. Hem beden hem doktorluk psikolojisini anlatmışım. Hem Kur'an. Hiç olumsuzluğu seven insan değilim. Bir tane olumsuz psikoloji dersim yok. Ama namazı yoksa diğerini konuşmuyorum. Hiç şansı yok. Ben görmedim böyle bir şansı. Yalnız fetret ehliyse yani Norveç, Finlandiya, Afrika'da pigmelerde yaşamış, din gitmemişse veya Gazali'ye göre yanlış gitmişse terörist din diye. Üç, deliysen, doğuştan, sonradan içki içip de binadan düştün, deli olduğunu değil. Sonradan değil. Oraya kadar soracak. Aklını nerede kaybettin, onu soracak. Doğuştan deliysen, çocuksan, meczupsan, tamam. Ha o zaman tamam, garantim var. Onun için bu tür insanlar garanti çalışıyorlar. Aşeri mübeşere, cennette müjdelenmiş insanlardır ama biz de dalga geçeriz. Delidir diye dalga geçeriz. Oysa garanti cennet. Benim daha garantisi yok. Cennet, cehennem daha garantisi yok. O deli dediğimiz adam bizden akıllı. Garantisi var. Hesap yok. Hatta asabı keyfin köpeği hum 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 deyip kuyruğunu sağlaya sağlaya cennete gidecek. Hiç kimse bir şey demeyecek. Hum hum hum. Sağlaya sağlaya gidecek. Bana diyecekler ki dur hesap ver. Ağrıma da gidiyor ya. Bana diyecekler ki dur. Sen insandın. Ya ne güzel demiş. Hakkı anlayacak kadar akıl, uygulayacak kadar ömür vermedin mi?
ezeli ve ebedi, bir daha dönüş yok. İşte bu gecelerde Allah panayır yaptı, afa vesile yaptı. Yani basit bir amel yapıyorsun gece, 20 bin, 30 bin, 50 bin, kurtuluyorsun ya. Niye? Niye böyle yapıyorsun? Çünkü Allah affetmeyi sevmiyor. Affetmeyi bize söylemiş. Allah çok affedicidir. Çok var ya başında. Affetmek bize söylemiş. Affedici olun diyor bize. Kendisi affetmek değil. Allah'ı affetmek değil. Çok affetmek yakışıyor. Çok. İş bize de geliyor tabii de. Bu akşamlar böyle bereketini bilip böyle istiğfarla, istiğfar söylüyor Üstad Bedüzzaman Hazretleri. İstiğfar demek günahlarımızın böyle anlayış, idrak edip de adım atmak. Kaza namazının istiğfarı başlamaktır. Kaza orucumuzun istiğfarı tutmaktır. Ama zina olmuş, geçmiş gafletimizde, içki olmuş gafletimizde, adam vurmuşuz gafletimizde. Böyle telafisi mümkün olmayanlar var. Mesela içki içilmiş, kumar oynanmış. Telafisi yok. Ha o da bu. O da böyle. O namazın tövbesi nedir? Namazın hem kavlen hem fiilen. Yani hemen başlamak lazım. Şimdi ne kadar oldu? 35 dakika. 35 dakika. Biraz gideyim o zaman değil mi? Sıkmayayım diyorum gece. Ondan sonra cüz dağıtılacak. Cüz alın, tamam mı? Eve de verin. Bugün yani bir bu geceyi farklı olduğunu gösterin ya. Miraç nedir? Hakikat-ı Miraç nedir? Lüzumunu söyledim. Çünkü ben böyle bir yere gitmem. Beni taşıyacaktı arkadaş. Ben gidemiyorum şahsen. Vekilim gidiyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam vekilimizdir. Vekilimizdir kardeşim. Vekil. Ben böyle bir vekil yaptım. Nasıl vekil? Ya böyle yırtıcı bir avukat olmuyor mu? Ben gider gitsen mahkemeye iki tane kelam edemezsin. Elin ayağın Skoda gibi yam olur. Titrer. Konuşamazsın. Ama yırtıcı bir avukat tuttuğun zaman muvaffak oluyorsun değil mi? Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da vekilimiz kardeş. Vekil. Miraç'a gitti. Ben de vardım. Ben de vardım. O Nur-u Muhammedi'den yaratıldık. E Miraç'ında ben niye olmayacağım? Miraç'ında ben de vardım. Oh elhamdülillah. Bas olur mu ya diyor. Tamam kardeş sen yoktun. Sen yoktun. Senin ne işin var zaten? Bas diyor ki şefaat yok diyor. Tamam zaten senin layık değilsin ki. Senin o kafaya şefaat olur mu? Bir tanesinin dediği gibi. Ya dedi nasıl oldu dedi tıraşımı falan demiş. O da ona kızmış. Ya ben sana kaç lira dedim bu kafaya bu masraf değmez. Demiş tamam. Şimdi bu kafaya şefaat olur mu? Tamam yok. Yoktur tabii. Sana yok diyor. Enne inne zenni abdibi. Kulun bana nasıl iman ediyor ben ona öyleyim. Şu yok mu? Yok sana. Yok nasıl o bağırdı biliyorsun çoğu şahitsin Zeytinburnu'nda böyle tipti gelmişti Vehhabi tipi. Ya Rabbi bizi affet vesile et ama Ya Rabbi bu kulunu istemiyor bu hariç diyoruz falan. Çünkü olur mu ya dedi sen istemedin. Ya tamam ama ben şey öyle fikir olarak söyledim beni de kat diyor ya. Ya Allah'ı affedici zannediyor. Allah çok affedici. Bağışlayıcı zannediyor. O bize ait bağışlama. Çok bağışlayıcıdır. Çok var bizden farklı. O bize söyle affedici olur. O çok affediyor. Allah adaletiyle muamele ederse yandık. Adaletiyle. Evde de öyle. Evde de adalet yok kardeşim. Hak yok. Ne diyorsun ya? Fedakarlık var, af var, şefkat var. Hakkında vazgeçmek var. Bağıracak, çağıracak, ses yapmayacaksın. Meş demeyeceksin kardeşim, şey demeyeceksin. Ya nasıl olur? Kardeşim şefkat var, af var. Dedim ben de dedim. Yaptım ben de yaptım. O zaman sanki dışarıdaki resmi bir hayat zannediyorsun. O ticarettedir kardeş. Karışmasın diye. Evdeki hukuk başka, ticaretteki başka. Olur mu ya? Mal bölerken adaletli, miras bölerken farklı oluyor. Hikmetle bölünüyor. Anlıyor musunuz? Farklıdır. Şimdi hakikat-ı miraç nedir? El cevap Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ın meratib-i kemalatta seyr-i sülükünden ibaretmiş. Ha. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hakikat-ı miraç nedir? Seyr-i sülük var ya böyle beşeriyetinden ya kısacası beden, ruh bütünlüğü olmuş.
o kadar bedeni ruhuna tabi olmuş ki, Azrail aleyhisselam gelmiş, o kadar nurani bir bedeni var ki, ruhuyla fark edememiş. Hani bu beden mi, bu ruh mu? Azrail aleyhisselama demiş ki peygamberimiz, bu ruhum ya Azrail. Ey kardeşim, niye mi ölmüş? Yani şey düşmüyormuş, gölge düşmüyormuş. Nasıl oluyorsa ona girmeyeceğim. Yani şimdi bu güneş vursa gölgesi düşer. Camın gölgesi düşer mi güneş vursa? Cam. Camdan içeri giriyor değil mi? Güneş girmiyor. Peki cam var mı yok mu? Var. Niye gölgesi düşmüyor? Şeffaf. Peki cam da Allah Resulü'nün nurunda yaratılmış. Kainat benim nurumda yaratıldı. Onun da onun için gölgesi yok. Var mı yok? Nasıl yakmaz? Şimdi feneri tut ateşe. Ateş aydınlatır. Ateş yakar bu nuru. Nar nuru yakamaz. İman da böyle. Cehennem yakamaz imanı. Ne yapıyor? Eğer ruha elbise olursa diyor 20. sözde iman. İman libastır. O zaman ruhu yakamıyor. Ama iman zayıf olur. İçeri girerse ruhu yakıyor. Anlıyor musun? Öyle kamil imanı oldu mu dokunamıyor. Yani öyle inşallah korkmayın ya. Yani namazsızlıktan korkun. Cehennemden değil. Kabirden değil. Allah'a isyan etmekten korkun. Cehennem bir şey değil. Cehennemin en dehşetlisi nedir biliyor musun? Cehennemin sahibi olan Allah'ı kaybetme korkusu. Ya Allah'ı kaybetsek? Cehennem bir şey değil ki. Cehennemin sahibini kaybetme korkusu olmalı. Cennet değil gayemiz. Cennetin sahibini bulmak olmalı. Cennet de haşa Allah değil ki. Allah'tandır. Biz Allah'ı istiyoruz. İsteyene ver onu cenneti demiş. Bana seni gerek seni. Biz talebimiz yukarıdan tutturuyoruz. Cennet değil gayemiz. Cennetin sahibini istiyoruz. Biz cehennemde korkmuyoruz. Cehennemin sahibini kaybetmekten korkuyoruz. Bak cehennemin sahibini Allah'ı kaybettikten sonra. Mesela bir misal söyleyeyim. Allah böyle yapsa tövbe tövbe. Farz ver tamam. Gir lan git tamam. Gir lan cennete tamam. Gir. Gözün görmesin. Gir. Cennet olur mu sana böyle bir şey? Allah ben seni bıraktım ama hadi ama gir. Gir tamam gir. Oradaki şey, yemek olur mu? Mesela desek ki annem baban. Ulan zıkmasın lan. Yer lan ye. Yer lan haram olsun lan. Dizine tutsun. Yer lan. O yenir mi? Bazı evde misafir sevmeyen kadınlar var. Bazı tipler. Böyle. Erkeklerden de var bazı tipler. Şimdi soğan kesiyor. Kadın ve erkek. Sevmediği misafir gelecek. Zıkkım olsun size. Yani boğazına döksün. Böyle soğanı kesek onu yedeyim mi? Böyle yapı yapı kesiyor. Böyle kesiyor. Bunun tadı tuzu olur mu soğan? Bu yemeği. Olmuyor işte. Lezzeti olmuyor. İçinde kendisi yok. Demek ki hikmet-i miraç Peygamber aleyhissalatü vesselamın seyri sülükünden ibaret. Yani beşeriyetinin aslı kaynağına buluşması, bütünleşmesi demek. Yani ağacın kökündeki çekirdek ile meyvedeki çekirdek arasındaki bütünleşmektir. Ama beşeriyetten çıkmıyor. O kadar mükemmel bir şey ya. Beşer adına böyle bir vaka olması ne kadar memnuniyet verir. Mesela Ay'a gidilmiş. Beşer adına insan seviniyor. Ustad uçağı görmüş. Nevim adına övünüyorum diye. Yani insan. Melekler şaşırıyor da bunu ne yapıyor ya bu insan? Havaya uçuyor, denizin dibine gidiyor, uzaylara gidiyor, dağa deliyor. Bir tuhaf ya. 60 kilo bir adam kainatı velveleye vermiş ya. Nasıl bir ruh ya? İnsan acayip bir şey, bir mahluk. 60 kilo koca dağları deliyor. Diplere gidiyor. Kainatın sonuna vesile oluyor. Noktadır insan kainatta ama unutmayın. Nokta cümlenin sonunu belirler, aynı zamanda başka bir başlayan cümlenin başını belirler. Noktadır ama insan kainatta bir noktadır diyor. Cümlenin sonudur ama başlayan ikinci cümlenin başıdır. İki cümleyi o oluşturuyor. Nokta koymazsan ikinci cümle olmuyor. Dünya ve ahiret iki cümledir. Ayıran insandır. İnsan. Gurur duymak lazım ya. Bir de insan olamayacaksın diyor Gazali. İnsanlığının kıymetini bil, ölmeden önce bil. Öldükten sonra insanlığın kıymetini bilemeyeceksin. Demek ki ben tek tek cümle söylüyorum ama
böyle boğmak istemiyorum manaya. Demek ki miracın hikmeti Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ın meratib-i kemalatta seyri sülükünden ibarettir. Yani çekip meyveden Ahmet'ti. Geliyor bütün dal, budak, kök, gövde, köke geliyor. Aslına geliyor. Peki, Kavu Kavsi'nde ne oluyor? Her şeyin her yerde olduğu. Bütün esmanın azami derecede tecelli ettiği Allah ile kendisi arasında bir kavis kadar bir şey kalmış. Yani bir mesafe anlamında değil. Mesela buz suya ne kadar yakın? Sonsuz yakın. Sonsuz yakın. Ne demek sonsuz yakın? Buz sudan yaratılıyor. O işte. Yapıyor. Mesela biz Allah'a ne kadar yakınız? Biz Allah'tan uzağız. Mesela güneşe biz 150 milyon kilometre uzağız. Ama güneş bize sonsuz yakın. Bir vuruyor ötemizden çıkıyor. Ultraviyol ışınları güneş bir vuruyor. Bize ve dünya bir vuruyor öteki taraftan çıkıyor. Şimdi Allah'ın nuru semavatlar. Allah bize sonsuz yakın, biz ona sonsuz uzağız. Biz mahlukuz. O halik. Sonsuz nasıl yakın? Buz suya sonsuz yakın. Ne demek? Buz sudan yapılmış. Biz Allah'ın esmasından yapılmışız. Onun için sonsuz yakınız. Yani biz donmuş esmayız. Esmanın cil ve cemal nakşı sanatıyız. Esmanın dışa vuruşuyuz. Sonsuz o demek. Kıymetini bil ya. Ne kadar değerliyiz. Elhamdülillah. Peki, aynı var böyle kalpte. Aynı kalbe uzanan bir nispeti Rabbani ile bir tezahürüdür. Yani bizi de ne yapmış? Bizi götürmüş mü? Gelmiş. Getirmiş. Ne getirmiş bize? Dedi ki Allah ile senin aranda bir koridor, bir kanal getirdim. Bir telefon şifresi getirdim. Bununla girerseniz o kanallara, o sitelere her şey yaparsınız. E-Devlet şifresi gibi. Her şeyini öğrenirsin. Her şeyini yaparsın. Kimliğini indirirsin. Yatırırsın. Yani bütün devlet işlerini yaparsın. Ama an şifre. Şifre bu. Gitti. Şifre getirdi. Ötelere geçme şifresi. Ve kalbini açacak bir şifre. Açınca ne olacak? Allah o açılan kalbe tayin ve teşahhus edecek. Allah zuhur edecek. Nedir o şifre? Namaz. Peki ne aldı oradan? Bütün Kur'an'ı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Cebrail'den aldı. İki tane ayet hariç. Nedir abi? Amene Resulü Allah, Resulü direkt Allah'tan almış, Cebrail'den almamış. Peki merak ettik mi bu Amene Resulü içinde ne var, direkt nasıl almış? Ne özelliği var İbrahim? İbrahim'in değil mi? Hiç baktın mı abim haline? Bakmadım. Peki Fatiha, ömrüm bile namaz kılıyoruz. Fatiha'nın mealine bakmayan var mıdır? Ama bu cemaatte yoktur. Ama bir bakayım ona bu Fatiha nedir? Mesela bu akşam elemtereye bir bakalım. Mesela acaba hakikaten ne diyor ya? Hem namazda okuyoruz ya. Hatta ikide bir acele işimiz var. Ya Rabbi işte notere gidecektim, şu işimi araba yapacaktım. Yatsı namazın farzını... İnnateyne kurmalı. Ama inateyne ömrüm bile hiç 40 seneden beri namaz kılıyor. İnateyne bakmadık. Çünkü çok tuhaf ya. Kulu Allah'a bakmamışız. Kulu Allah'a bakmamışız. Bir feleke bakmamışız. Ha? Şimdi demek ki o kalp aynadır. Sahibi Allah. Arasında bir bağ. Demek ki Miraç bu koridoru açtı. Onu anlatmak istiyordum. Kalp ile Allah arasında bir koridordur Miraç. O, ya o adam gitti de yaptı. Aleyhisselatü Vesselam. Ya Dozer, köyün tepesinde köyünüz mü var? Eskide aslanınızı atlarla gidiyor. O köye bir yol açılması lazım. Adam Dozer'i kullanıyor. Leyrahtar adam. Lan bizim için açıyor o yolu. O Dozer niye köye gidiyor? Ben yürümek istemiyorum. Ya senin için açıyor. Ha, dağın tepesi köy, şehir. Allah ve kul arasında dozerlik yapıyor peygamber. Aleyhissalatü vesselam. O kayalıklardan geçiyor, tahtayı, şey, taşları kıyıyor, ırmaklardan geçiyor, köprü yapıyor. Niye yapıyor? Köyle şehir arasında irtibat kurulsun. La teşbih ve la temsil, Allah ile kul arasındaki bir koridorun adıdır. Miraç. Gidişli gelişte yol olmaya başladı.
Ondan sonra etkiye ümmeti gitmeye başladı. Yol açıldı. Kalben gidiliyor. Namaz o zaman farz oldu biliyor musunuz? 9,5, 9 sene, 8 ay namaz farz değil. Miraç da farz oldu. Namaz da o simgenin adıdır. Miraç gidiştir, geliş namazdır. Namaz. Yani namazı aldı mı? Kalkma inşallah. Allah'ın izniyle. Temeli attın. Demek ki Miraç aynı kalp ile nispeti Rabbani arasındaki bir bağın oluşmasının sistemidir. Gidip gelmeler yapacağız o yolda. Yani gidemezsin ki. İlla bir vasıta olacak. Çünkü sudan şundan buradan geçiyor. O vasıta da namazdır. İçine de ruhu bindiriyorsun. Usta ben namazın içine girdim diyor. 276 lemalarda. Yatsı namazında oraya girdim diyor. Yatsı namazında alemlere girmiş. Neye benziyor biliyor musun? Orada deyip kapatayım. Bazen çoğu insanlar şu dışarıyı değil de kendimizden şey yapalım. Çoğu zaman aklımız ya şehvettir, ya gadaptır, ya hiddettir, ya hırstır, ya öfkedir. Şimdi bir his çıktığı zaman hırs artık biz onun içine giriyoruz. Araba gibi bizi taşır. Akılla hareket etmeyiz. Akıl yok artık. Bir gadaptır, öfkedir, kindir, tamam mı? Dersin basit değmeyen bir şeyle adam öldürürsün. Ondan sonra hapishanede 30-40 sene yancı eyvah ne yaptı? Neyle hareket ettin? Öfkeyle, hisle. Yani o içimizde patlayan o hisler var ya, menfisi de almıştı. Biz onun içine giriyoruz araba gibi. Namaz da aynen bunun gibi. Biz onun içine giriyoruz. Namaz yöntemdir. Arabanın kapısını açmak. Anahtarla açıyorsun, çalıştırıyorsun, vites kullanıyorsun. Tak tak viraj alıyorsun. Namaz da aynı böyle. Onun içine biniyoruz. Ruhumuzu götürüyor. Nereye götürüyor namaz? Nereden gelmişse. O namaz nereden gelmişse oraya götürüyor bizi. O da Kab-ı Kavsen'den gelmiş. Namazı almış. Şimdi Fatih Sultan Mehmet dese ki ben size müjde, ben size bir hediye getiriyorum. Nasıl düşünürsün? Onun saltanatına göre düşünürsün. Bir devlet başkanı dese, bir belediye başkanı dese, bir muhtar dese ki müjde size hediye var, hediye getirecek. Nasıl düşünürsün hediyesini? Gücü kadar, saltanatı kadar. Allah bize bir hediye göndermiş peygamberle. Ne var? Nasıl bir hediye olur? İçinde Allah olur. Namaz işte. Namaz hediyesini getirmiş. Ama anlayamıyoruz. Anlamak için zaten bu akşam toplanmışız. Hadi bakalım inşallah geceniz tekrar mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Miracımızı mübarek eylesin. Alim İslam hakkında hayırlara vesile eylesin. Borçlarımıza eda. Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva nasip eylesin bu gecenin hürmetine. Müslümanlar arasındaki uhuveti, tesanüdü, samimiyeti, ihlası, sadakatı muhafaza etmemize vesile eylesin. Vasıta eylesin. Hizmet-i imaniye, Kur'aniye'de hissemizi azim eylesin. İştirak-ı amal uhreviyeden usul ve furullarımızı da dahil eylesin. Bize kim dua ediyorsa, biz kime dua ediyorsak, bizi kim seviyorsa, biz de kimleri seviyorsak, Allah'ım bu gecenin hürmetine bu hakikatle haklanmayı, onlara da bu rahmet ilahiyenin ulaşmasını nasip eyle ya Rabbi. Vahir devahümenilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tıma selavat.